İlki Çanakkale'de, sonra Lapseki, Bayramiç ve Çanakkale İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kahvaltı programı için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Başbuğumuzlar Farslan Türkeş'e, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye saygı ve şükran görevimiz için sizleri saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumak için ayağa kalkmaya davet ediyorum. Artık eskiden bu toplantılara katılmak üzere yola çıktığımızda acaba salonun durumu ne? Arkadaşlarımız bu davete icabet edecekler mi? Mahcup olur muyuz? Kaygısı taşırdık. Ama çok şükür Aliye Hanım'ın koordinatörlüğünde ve değerli il başkanımız Derya Hanımefendi'nin başkanlığında artık bu kaygıları üzerimizden attık. Elhamdülillah bizim her bir araya gelişimiz minimum 250-300 kişiden aşağı düşmüyor. Ben bu heyecanımı sözümün başında sizlerle paylaşmak suretiyle burayı şereflendiren değerli hanımefendileri ve bozkurtları dava arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve her birinize hoş geldin diyorum. Öncelikle bildiğiniz üzere Kızılcahamam'da çarşamba günü ve perşembe günü iki gün süren il başkanları toplantısından yeni geldik, ayağımızın tozuyla da bu toplantıdayız. Her birinize değerli genel başkanımızın selam ve muhabbetlerini öncelikle iletiyorum. Hakikaten o kadar kıymetli bir liderimiz var ki gecesini, gündüzünü dava arkadaşlarına ve bu millete adamış. Çok güzel bir kamptı, çok güzel bir çalışma programıydı. Ve emin olun, tabii zaman zaman genel başkanımızdan küçük uyarılar da almadık değil. Ben birazdan onları da sizlerle paylaşacağım. Özellikle il başkanlarından arkadaşlar 15 Temmuz saat 22.10 itibariyle Türk siyasetinde her şey değişti. Mesela genel başkanımız sana şunu söyledi. Bize soruyorlar efendim Adalet ve Kalkınma Partisi ile şöyle karşı karşıyaydınız. Şu konularda eleştiriler getiriyordunuz. Tabii seviye ve nezaket muhafaza edilmek kaydıyla ne oldu? Ne mi oldu? Bu ülke uçurumun kıyısından döndü. Eğer o basiretli lider saat 10'da genel merkeze dönüp Sayın Başbakan'ın özel kalemini darbe onaylanamaz, desteklemiyoruz, hükümetin yanındayız açıklamasını değerli başbakana iletmemiş ve bunu kamuoyuyla paylaşmamış olsaydı şu anda çok farklı bir Türkiye ile üzülerek ifade ediyorum karşı karşıya. İhanet o kadar sarmış ki bakın aradan neredeyse 2,5 seneye yakın. İkinci yılı 15 Temmuz'da, 2016 15 Temmuz'dan bahsediyorum. İkinci yılı neredeyse bitti, üçüncü yıla gidiyoruz. Hala ayıkla ayıkla bitmiyor namussuzlar. Ve hakikaten ülkenin stratejik sinir uçlarını neredeyse teslim almışlar. Dolayısıyla 15 Temmuz 2016 22.10 itibarıyla Türk siyaseti bambaşka bir kulvara girdi. Ve şu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin işbirliği beka sorunu açısından o kadar anlamlı ki ve bunu doğru düzgün anlatamamak durumundayız. Her birinize söylüyorum değerli arkadaşlar. Yani ülke şu anda çok ciddi bir sıkıntı yumağıyla karşı karşıya yaşananları görüyorsunuz. Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri çekildi ve bölgeye PKK'nın yancısı kabul ettiğimiz, bölgedeki uzantısı kabul ettiğimiz YPG militanları dolmaya başladı. İşte efendim bir 20 mil derinliğinde bir kuşak oluşturup, güvenli bölge oluşturup, İşte Türkiye'nin de kaygıları ortadan kaldırılacak açıklamaları yapacaklar.
yapılıyor ama daha önce benzerlerinde Türkiye'nin başına neler geldiğini hep birlikte müşahede ettik. Bu itibarla bu dönem Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında oluşan ittifak, adına Cumhur İttifakı verdiğimiz bu ittifak, ülke gerçekleri, ülkenin rasyonel gerçekleri açısından hayati önem arz etmektedir. Sayın İl Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Ülke Ocakları İl Başkanım, değerli milletvekili adaylarım, belediye başkan adaylarım, ilçe kadın kolları başkanlarım, sendika başkanlarım, değerli basın mensupları, Milliyetçi Hareket'in asil kadınları, bozkurtlar, sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İlkini Lapseki kadın kollarımızın düzenlediği, daha sonra Bayramiç, Çanakkale Merkez ve bugün de buradaki kahvaltı organizasyonlarımızın Çanakkale'miz, partimiz için Yüce Rabbimin yardımıyla hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önümüzde bir yerel seçim var. Çanakkale Milliyetçi Hareket Teşkilatları olarak başarılı olmak için yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak, belediye başkanlıklarını kazanmak için hep birlikte yoğun bir şekilde çalışacağız. Çünkü bugünlere gelirken Milliyetçi Ülkücü Hareket için neler dediler, ne günler geçirdik hepimiz biliyoruz. Ama biz liderimizin yanında hep dik durduk. Vatan için feda canımız dedik. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz ülkümüzün peşinden koşuyoruz, koşacağız. Bilge liderimizin dediği gibi imanımız ile vatanımız için, bayrağımız için, devletimizin bekası için aynı türküyü hep birazdan söylüyoruz, söyleyeceğiz. Uğruna ölüyorum Türkiye. İl başkanım, merkez ilçe başkanım, belde başkanım, ülke ocakları il başkanım, kadın kolları başkanlarım, değerli basın mensupları, siz değerli misafirler, sevgili kepezler, hepiniz hoş geldiniz. Kadın kollarımızın düzenlemiş olduğu kahvaltı ve dayanışma etkinliği bütün kadın kolları başkanlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere 31 Mart yerel seçimlerinde partimizi ve sizlerin de destek ve katkılarıyla en iyi şekilde temsil etmek üzere belediye başkanlığına adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Ve bu yolda var gücümle çalışacağız ve kazanacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinize afiyet olsun. Tekrardan hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler. Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, ilçe kadın kolları başkanlarım, belediye başkan adayım, meclis üyesi adaylarım, göz bebeğimiz ülke ocaklarımızın evlatları, davamızın ayrılmaz kurumlarından olan Kamusel ve Türk Hava Başkanım, değerli basın mensupları, çok değerli hanımefendi ve beyefendiler, öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle üzülerek bir taziyede bulunmak istiyorum. Davamızın, partimizin gönül eri, ablası, büyüğümüz, yönetim kurulu üyemiz, güler yüzlü Aynur ablamız, Aynur Hanım'ın babası biliyorsunuz ki vefat etti. Kendisine başsağlığı diler.
babamızın mekanı Ali olsun inşallah. Allah sabır versin. Yürekli, başı dik Asenalar, başbuğun izinden ayrılmayan Bozkurtlar ve dava arkadaşları. Hepinizin çok iyi bildiği gibi başbuğumuz Alparslan Türkeş, milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o şekilde davranmış ve bunu tüm ülkücülerin kabul, görevi kabul etmiştir. Ülkemizin birçok kez işine düştüğü badire ve kriz ortamlarının geride bırakılmasında onun uzlaşmacı ve barışçı anlayışının önemi büyüktür. Ve ne mutlu bize ki şu an hala başbuğumuzun izinden ayrılmayan, bizlere önder olan ve her dediği haklı çıkan, tüm dünyasına umut olan genel başkanımız, bilge lider Devlet Bahçeli var. Değerli dava arkadaşlarım, bizlere yaptığımız ittifaklarla laf edip kara çalanlar elbet bir gün davamızın koltuk değil, devlet meselesi olduğunu anlayacaklar. Bizi onlardan ayıran en önemli özellik ben, benim olsun, benim partim olsun derken bizlerin, bizim, bizim partimiz olsun demesidir. Çeşitli imtihanlarla elbet karşılaşacağız. Ancak biliyor ve inanıyoruz ki önce Cenab-ı Allah'ın izniyle, sonra azim, karar ve alnımızın akıyla her türlü imtihanı nihayete erdireceğiz. Çünkü bizler kuru bir davanın değil, şahsi istikbal ve menfaatlerin değil, cihana yön verecek bir davanın takipçileriyiz. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlken. İlken. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Milletimi. Özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. İleri gitmektir. İleri gitmektir. Ey büyük Atatürk. Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Hiç durmadan yürüyeceğimi. Hiç durmadan yürüyeceğimi. Ant içerim. Ant içerim. Varlığım. Varlığım. Türk varlığına. Türk varlığına. Armağan olsun. Armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm.